Açık açık bunları konuşalım artık. Ayağında şöyle şu şekil bir vuruş yapmış. Manyakça bir şey yapmazsak iyi olur. Her an her şey olabilir. Olur bunlar. Burası ikincilik ya. Burada her şey gerçek. FM23 kariyerimin 5. bölümünden herkese merhaba. Sarıyer Spor'la yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 15 hafta geride kalmıştı. Bugün Karacabey maçıyla başlayacağız. Bucaspor, Kırşehir, Kastamonu vesaire derken bugün epey de bir maç oynadığımız yeni bir bölüm olacak. Konyaspor maçı da oynanır gibi. Belki de Konyaspor maçının önünde bitirir miyim? Göreceğiz. Evet, hız kesmeden bu güzel akşamda yeni bölüme geçtik. Karacabey ile evimizde oynayacağız. Karacabey 8. sırada, biz de 3. sıradayız. Ama hep söylüyorum, her an her şey olabilir. Evet, bu arada hızlıca bahsedeyim. Furkan Balaban'ı da kadromuza katacağız. Bunlar hep bize Ocak'ta gelecek futbolcular. Furkan Balaban takımımıza katılacak. Kendisi güç, kafa vuruşu, top kapma ve markaj anlamında katma değer sağlayacak bir futbolcu. Bunun dışında yine denemeye aldığımız bir başka futbolcu Eren Fansa da yine kadromuza katılacak. Onun özellikleri biraz daha farklı, daha hızlı bir stoper. Kafa vuruşlarında yine markaj yeteneği iyi, biraz daha pasör stoper özellikleri ön plana çıkıyor. Diğer tarafta ise daha kuvvetli, biraz daha aslında top kapma becerilerine güvendiğimiz bir stoperimiz olacak. Zaten Eren Fansa sol ayaklı. Furkan Balaban'sa sağ ayaklı. Dolayısıyla kendilerini eğer birinci lige çıkabilirsek stoper tandemi olarak düşünüyorum. Özellikle şu an Galatasaray'dan kiraladığımız Kaan seneye kiralayamazsak diye böyle bir yedek plan oluşturalım istedim. Stoperlerin bu arada birbirini tamamlaması da önemli oluyor. O yüzden de böyle bir tercihim oldu. Aynı tipte iki stoper oynattığınız zaman bir tanesine alınacak önlem ikisine de alınmış önlem olabiliyor. Furkan Balaban'ı da kadromuza katacağız özetle. Bunun dışında Dünya Kupası başladı. Dünya Kupası'nda da takip edeceğiz ara sıra. Sonuçlarından haberdar ederim. Dünya Kupası bir hafta önce başlamış. Aynen, ara sıra haberdar edermişim. Evet, bir galibiyetle Diyarbakır Spor'un aldığı bir galibiyette 4. sıraya inmişiz bile. Olur bunlar. Burası ikincilik ya. Burada her şey gerçek. Her şey gerçek. Her an her şey olabilir ya. Acayip bir lig. Gerçekten büyülüyor beni. Ya FM'de herhalde oynamaktan en keyif aldığım lig ikinci ligler olabilir. Zaten hani geçen seneki maceram da ikinci ligde başlamıştı Bodrumspor'la. Yine öyle oldu. Seviyorum bu ligi çünkü çok küçük bir iki ayrıntısı var. Onları uyguladığınızda elbet bir şeyler elde edebiliyorsunuz. Güzel yani. Her zaman her şeyin çok komplike olmasına gerek yok. Bazen kolay şekilde de sizi eğlendirebilmeli oyunlar. Neyse, bu kadar laf salatası yeter. Artık biraz da içerik diyelim, biraz da maç diyelim. Eren Aydın'ın form durumuna bakayım dedim bu arada bir maç öncesi. Bu form durumu şaka mı? 3 gol, 2 gol, bir asist, 3 gol, 2 gol, 2 gol, 1 gol. Balıkesirspor maçı da, yani Balıkesir zayıf olduğu için oynatmamıştım. Hakikaten başka bir modda oynuyor bu arada. İnşallah devamı da gelir diyelim. İnşallah şu an kendisini bir ters büyü yapmamışızdır. Bu şekilde maça gireriz. Bahri 90 dakikayı çıkartamayabilir. Zaten ne zaman hangi futbolcum 90 dakikayı çıkardı diye de sorarım. Kendi saha ve seyircimiz önünde bu maçı almalıyız dedik. Maça başlıyoruz günün ilk maçıyla. Berkay müthiş pas. Eren karşı karşıya kaçırdı. Kadir'in pası savunmada bir hata dışarı gitti. Pas değil ama aldık topu. Emir ceza sahasında bir ortak kafa dışarı. Eren. Gökhan. Kesersin. Kesti. Kafa kalecide kaldı. Ne güzel tuttu be. 15 dakika geride kalmak üzere. İyi bir oyunumuz var şu ana kadar. Manyakça bir şey yapmazsak iyi olur. Berkay'ın vuruşu da kornere gitti. Deli deli bir orta sahada bir kayma, kırmızı kart falan olmazsa iyi gidiyoruz baya. Atalay dışarıya. Bertul. Out. İlk 20 dakikayı iyi oynadık da gol gelmedi ya. Ay. Gole çevirebilseydik maçın başındaki akınları çok iyi olurdu. Bu arada sakatlık var. Oyun devam ediyor. Atalay. Abi kaç oradan, adam yerde zaten. Şu soldan kaçıver. Ceza sahası, korner.
Orayı kullanamadık ya. Hakem durdurmamışken bas git abi. Fair play falan boş ver. Bahriye. İyi kesti. Kafa vuruşu, top direkten döndü. Devamında attık golü. Eren. Yine boş geçmedi bu maçı da. Berkay'ın güzel servisiyle golü bulduk. 1-0 öndeyiz. Bu güzel futbolumuzu golle taçlandırdık. İlk yarı sona erdi. Harika bir ilk yarıydı. Gerçekten belki şu ana kadar oynadığımız en iyi ilk yarı olabilir. Nuri uzun oynadı. Emre, Berkay. Sol kanat. Şimdi ceza sahasında top ağlara gitti. Yine Eren. Müthiş bir işbirliği oldu. Savunmanın da büyük hatası var tabii. Eren oldu arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Eren hakikaten oldu. Berkay. Pası Atalay. Ceza sahasında. Atalay vurdu kaleci. Devamında gol gelmiyor. Atalay yine ofansif orta saha rolünü attık. Orada biraz daha ileride rahat oynasın diye. Bertul'u oyundan aldık. Kadir uzun top. Ceza sahası, top kale ağzında dışarı gitti. Karşılaşma sona eriyor. Karşılaşmayı rahat bir oyunla, çok üstün oynadığımız bir oyunla 2-0 kazanmasını biliyoruz. Dünya Kupası'nda neler oluyor diye bir bakalım. Hala grup aşamasındayız. Ekvator 2 maçta 2 galibiyet, iyi. Gruptan, neyse gruplar bir belli olsun da sürpriz olur mu diye o zaman bakarız. Bu arada Sarıyer yönetiminden erken bir hamle. Sarıyer Spor bizimle sözleşme uzatmak istiyor. Görüşmelere başla diyelim. Sözleşmemizi 2 yıl daha uzatmak istiyorlar. 2024 sonuna kadar kabul edelim. Sarıyer Spor'la sözleşmemizi ansızın uzatıyoruz. Sarıyer'deki maceramız en aşağı bir sezon daha sürecek gibi gözüküyor. Ve yeni sözleşmemizi bir sakatlık haberiyle kutluyoruz. Sol bekimiz Gökhan Yılmaz 2-3 hafta yok. Ramazan Çevik oynatırız dedik. Adam da kasık gerilmesinden bir iki gün yok diyor. Tamam, bu maçta sol bek koymamı istemiyorsanız bana deyin ki sen bu maçta sol bek koymayacaksın deyin. Açık açık bunları konuşalım artık. Evet, Buca Spor deplasmanındayız. Bugün eksiklerimiz var tabii. Onları bakalım nasıl kompanze edeceğiz. Neyse ki Ramazan iyileşmiş. Serhat iyileşmiş. Güzel haber. Maça böyle gider gibiyiz ama bugün bir de Atalay'ı önde başlatayım. Bertul biraz daha geride başlasın. Bir de maça başladığımızda Atalay'ı önde görmüş olalım. Performansı devam ettirin diyoruz. Maça başlıyoruz. Buca'da da yine yılan gibi bir stat var hakikaten. Serhat. Sağ kanat boş. Berkay ceza sahasında iyi vuramadı. Atak sürüyor. Yine Berkay yerde. Hakem oyun devam ettirdi. Berkay pası. Atalay ve gol. Atalay topu ağlara gönderdi. 8. dakikada öndeyiz. Forvet arkası olan Atalay golünü attı. Berkay'ın pası, Atalay ayağını şöyle şu şekil bir vuruş yapmış. Kalite ya bu çocuk. Vallahi kalite. Evet, ilk yarı bitiyor. İlk yarıda 1-0 öndeyiz. Ama Eren kötü bugün. İkinci yarıya başlıyoruz. Berkay topu kaptı. Sürüklüyor topu. Emre, Berkay paslaşması, ceza sahası, korner. Bertul vurdu, dışarı gitti. İyi şuttu ama kaleyi bulmadı. Atalay'ın vuruşu dışarı gitti. Atalay'ın da yeni pozisyonda bomba gibi oynaması gerçekten. Berke. Orta, kafa ve gol. Tek pozisyonda gol yedik. Buca'dan sürpriz bir gol. Fazla mı olur bu iş? Bu iş fazla olur sanki. Evet, bir risk alarak son 5 dakikada bir hamle yaptık. Bakalım. Şimdi Buca hata, top üst direkten döndü. Riski biz aldık da. Harbi risk oldu yani. 90. dakikaya da giriyoruz. Buca deplasmanında puan kaybına yakınız. Atalay. Pası Serhat. Geliyoruz. Hadi bakalım. Serhat. Bindir. Bindir de yerden orta. Korner. İyi bir ortaydı. Buca kallem etti şu maçı. Beraberliğe bağladı vallahi, helal olsun. Anti futbolla. Şimdi Eren ceza sahasında. Vuruş başarılı olmadı. Berke gidiyor. Kafa vuruşu Ömer. Berke hakikaten çok iyi top oynadı bugün yalnız. Buca'da tek oynayan futbolcuydu. Karşılaşma bitti. Buca deplasmanında maalesef berabere kaldık. Yani hem hak ettik hem hak etmedik aslında. Geçelim günün 3. maçına. Sarıyer seçimleri 30 Aralık'ta olacakmış.
Bunlar da şeyden önce bizimle sözleşme yaptılar bu arada. Oğuzhan Akgün'ü öneriyor bu arada. Oğuzhan Akgün bizde öyle bir fark yaratır ki. Zaten almışım listeye. Heh, Dünya Kupası'nda neler oldu? Onlara hemen bir bakalım. Grup aşamasında A grubunda sürpriz yok. B'de yok. C'de C grubunda da yok. Burada Danimarka 0 çekmiş. Bence D grubundaki sürpriz bu olur. E grubu sürpriz yok. F grubunda Fas sürprizi var. Hırvatistan'ı geçmişler. Hırvatistan yarı final oynamadı mı? Ha, üçüncü Hırvatistan olmadı mı ya hakikaten? Doğru bak. Brezilya, İsviçre, son grupta da Gana, Portekiz, Güney Kore ve Uruguay şeklinde sıralanmış. İkinci tura bakıyoruz. Tunus, Arjantin'i elemiş. Messi'nin rüyası yarım kalıyor. Bunun dışında Gana, İsviçre'yi elemiş. Bu da güzel. Çeyrek final. Çeyrek final maçları daha oynanmamış. Ekvator da yoluna devam ediyor. Ekvator kimi yenmiş ya? Amerika'yı. İyi, mantıklı. Mbappe 10 gol. Eyvallah. Dünya Kupası'nda küçük sürprizler var. Bence normal Dünya Kupası daha sürprizliydi. Evimizde Kırşehir'le oynuyoruz. Kırşehir ligin alt sıralarında yer alan bir takım. Ben geçen maçta 11'i çok da bozmak istemiyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse. Bence bir basiretsizlik oldu. O yüzden kazanamadık. Yani zaten kaybetmedik de. Sadece berabere kaldık ama. Yani bence ilk yarıdaki gol fırsatlarını değerlendirebilseydik maç farka giderdi. Maçın favorisi izliyoruz. Maça başlıyoruz. Bayağı pas yaptık. Şimdi savunma arkası Eren. Eren vurdu gol. 4. dakika Eren'in golü. 1-0 önde başlıyoruz adeta maça. Nuri uzun bir pas savunma arkasına geçti. Atalay'ın vuruşu dışarı gitti. Karşı karşıya vurdu, olmadı. Serhat'la geliyoruz. Pası Berkay, tekrar Serhat. Dışarı çıkardı korner. Şimdi orta geliyor. Ahmet Sun. Ve top ağlara gitti. Gökdeniz top ağlara gönderiyor. Yine atamayana atarlar oldu. 1-1. Emre'nin pası. Yerden bir top. Ve penaltı var mı? Yok, penaltı vermedi. Penaltı sandım. İlk yarıdan yine istediğimiz sonucu alamıyoruz maalesef. Golü bulamadığımız gibi... Bir de tek akılına gol yiyoruz. İki maçtır aynı şey oluyor. Emir'in ortası ve top ağlara gitti. Eren. İkinci yarıya da golle başladık. İlk yarıya da golle başlamıştık. İkinci yarıya da golle başlıyoruz. İyi bir orta ve iyi bir kafa vuruşu. Altı. Berkay kesti ve top ağlarda. Hat-trick Eren Aydın. Yorgunlarımız var. Atalay topun başında ve frikikten. Frikikten attı. Frikik gollerine bayılırım. Baraj baraj korkunç. Kalecinin duruşu korkunç. Evet, ikinci yarıda pozisyonları gole çevirme oranımız artınca fark oldu. Taha. Altuğ. Berkay tekrar Altuğ. Pası Bahri. Ceza sahası. Taha Dönmez. 5-1. Taha Dönmez. Ben de buradayım golü atıyor. Karşılaşma bitiyor. Maçı 5-1 kazanıyoruz. İlk yarısında zorlandığımız ama ikinci yarısında farka koştuğumuz bir maç oldu. Dünya Kupası'nda da ikinci turda kalmıştık. Çeyrek finalde Ekvator Tunus'u geçmiş. Kendini 4'lüye atmış. Brezilya elenmiş Almanya'ya. İngiltere, Fransa, Gana da gitmiş. Evet, bu turnuvanın finali ne olur bilmiyorum ama Ekvator turnuvanın sürprizi olmuş. Valencia ne yapmış? 5 maç 6 gol Valencia. Ligde çok kötü Valencia peki. O ne olacak? Süper Ligimizde ne olmuş? Fenerbahçe lider. 4 puan farkla Alanyaspor ikinci. Beşiktaş çok kötü. Beşiktaş baya kötü. Finalin... Ha, pardon. Dünya Kupası'nda yarı finalde Almanya Ekvador'u geçmiş. Fransa'da İspanya'yı geçmiş. Finalin adı Fransa-Almanya. Üçüncülükse Ekvador'la İspanya arasında.
Ekvador'un peri masalı madalya ile sona erebilir mi acaba? Evet, maçımıza dönelim. Ramazan'ı oynatma diyor. İnşallah düzelmiş biri vardır. Gökhan riskli ama üstlüğü de hatta kadroya atalım ki çok kötü bir şey olması halinde onu da oyuna atarız. Rakip maça başlıyor. Takımımıza başarılar dileriz. Orta geliyor. Şu ortalardan bir tane gol bulsak ya. Kornerlerimiz çok kötü. Şimdi ceza sahası top direkten döndü. Zemin çok ıslak bu arada. Yerden oynayalım diyelim. Hatta ortaları yerden yapalım ya. Zemin ıslak abi. Hatta kaleyi gördüğünde vur diyelim. Yerden bir şut. Şimdi bir vuruş top ağlara gitti. Kastamonu Spor önde. Kadir Keleş. 12. dakika öne geçiyor Kastamonu. Emre. Emir. Pası Gökhan. Ortası iyi değil. Atalay. Penaltı. Sürpriz bir penaltı oldu. Atalay'ın vuruşu top ağlara gidiyor. Atalay Babacan. 3 maçta 3 gol. Atalay bir de frikik korner. Ağırlığını koymaya başladı. Savunma arkasına doğru bir top. Hakan ceza sahası çok geldi ama. Çok geldi. O kadar içeriye sokarsak golü atar abi o adam. Pozisyon hatası çok yapıyoruz. Yine o taraftan geliyorlar. 3-1. Yine o taraftan geldiler yani. İki kere sol bekimizi paramparça ettiler. Bertul'u sol açığa atıp Emir yerine de bir altı çekmem var gibi. 35. dakika olabilir ama maçta 3-1. Her gelen gol oluyor. Yenilmezlik serimiz tehlikede. Berkay bir pas. Karşı karşıya top ağlara gitti Eren. 3-2. Geri döner miyiz acaba? Kalemize gelen 3 şut. 3 gol. Devreye golle girmemiz iyi oldu. Güzel çekti. Berkay. Atalay top direkten döndü. Takıma başarabilirsiniz diyoruz. Çünkü takıma inanıyoruz. Yapma. Hadi alırsın o topu. Bassana adama. Niye basmıyorsun? Niye basmıyorsun adama? Abi niye basmıyorsun adama ya? Uzaktan uzaktan izliyor. Euro 2008 Almanya maçındaki Sabri Sarıoğlu tarzı uzaktan izleme işi. Maalesef 4-2. Yani ikinci yarıda çok bir ağırlık da koyamadık bu arada. İstediğim gibi bir tepki vermedi takım. Kaleyi bulan 4 şutta gol oldu. Bu da biraz kalecimize de yazar, stoperlere de yazar. Evet, maç bitiyor. Hakikaten çok kötü oynadık. Maçtaki tek tesellimiz Atalay'ın ve Eren'in gollerine devam etmesi. Bu arada Almanya Dünya Kupası şampiyonu oldu. Üçüncülük kime gitti? Üçüncülük de İspanya'ya gitmiş. Son maçımız Konya Spor'la olacak. Türkiye Kupası'nda Süper Lig temsilcisi Konya Spor'la karşılaşacağız. Kendi evimizdeyiz ama rakibimiz güçlü. Biz de bir mağlubiyetle geliyoruz. Biz bu mağlubiyetle bu arada ligde neredeyiz diye soracak olursanız eğer biraz bekleyin. Evet, Konya Spor maçımız geldi çattı. Yönetimin beklentisi mağlubiyet. Taraftarın beklentisi mağlubiyet. Bakalım onları kırmayıp mağlup mu olacağız yoksa onları şaşırtacak mıyız? Hepsi biraz sonra sizlerle. Evet, ilk 11'imizi oluşturduk. İlk 11'de şu an Berkay'ı çıkardım. Onun yerine Ramazan'ı koyduk ilk 11'e. Bertul yine orta sahada oynayacak. Atalay ileride. Yedekte en azından bir hamlem olsun diye. Çünkü yedekte gerçekten çok hamlesiz kaldık son maçlarda. Berkay'ı o yüzden yedekte tutuyorum. Takım düştüğü zaman biraz daha onu oynatıp hani ters topçu gibi biraz daha koymak isterim. Onun dışında Emre Karaal da son maçta çok iyi değildi. Onu da yine yedekte tutayım dedim. Konya Spor maçına başlıyoruz. Rakibin kendimizden güçlü olduğunu biliyoruz. Ama elimizden geleni de yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Diouf pası Mihalak dışarıya. Gilerme. Kardeşim hiç Türk'ünüz yok mu sizin? Mihalak. Şimdi Ahmet Oğuz. Topağlara gönderdi. Nerede Türk'ünüz dedik. Takımdaki belki tek Türk golü attı.
Konya Spor önde. Kendi oyunumuzu henüz kabul ettiremedik Konya Spor'a. Gökhan pası Ramazan. Ceza sahasına orta. Kaleci Sehiç'te kaldı. Mihalak. Yol yapar orayı bu arada. Maalesef. Orayı maalesef yol yapar Mihalak. Oyunun hiç durmadan sürekli özet görüntüde kalması beni bir tık endişelendiriyor ama biz ucumdayız. Atalay'ın pası. Eren vurdu, topu ağlara gönderdi. O nasıl bir son vuruş ya. Eren Aydın. Atalay'la beraber müthiş bir gole imza attılar. Atalay'ın pası öldürdü savunmayı bu pas. Şöyle süpersiniz diyeceğim ama yine özete girdi. Süpersiniz demek için biraz bekliyorum. Viver kaç? Evet, süpersiniz. Hemen vereyim süpersinizi. Bu maçtan sonra biraz da ara var. O yüzden maçı uzatmaya da götürebiliriz. Hiç problem değil yani. Abdülkadir, Kaan. Bir müdahale, hakem oyunu devam ettiriyor. Mihalak. Topa bastı. Ortası kafa Ömer'de. Bravo. Ama biz bu kadar şeye dayanamayabiliriz ya ikinci yarı. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarıda bir birlik eşitlik var. Beraberlik sayısını bulmayı başardık. İkinci yarı için önemli bir gösterge. Beklerimiz çok ofansif. Onları en azından ileri çıkmasını biraz keselim dedim. İkinci yarıda yorulunca çünkü daha çok açıklar verebiliriz. Böyle bir risk olabilir. Kaptırdık topu yine. Diouf. Yerden bir pas. Top ağlara gitti. Orada birisi ayağını sokmaya çalıştı ama rakibe resmen pas oldu maalesef. Diouf. Topu tuttu. Pasını verdi. Burada bir ayak. Bu kimin ayağı? Gökhan'ın ayağı. Gökhan iki maçtır. Eyvallah kral. Anladık, sakatlıktan döndün de yani. Şimdi Emir. Atalay. Pası Eren. Eren vurdu. Sehiç. Şimdi Ramazan araya girdi ama kaptırdık. Kaptırdık. Kötü de kaptırdık. İlk Beyazu oyuna girmiş. Eyvahlar olsun. Yapacak bir şey yok. 3-1. Evet, bu maç buradan artık dönmez. Mecburen. Zaten rakibimiz değildi. Skora göre spikerlik. İyi dayandık. Olsun. Bireysel hatalarımız oldu. 4-1 oldu. Olabilir. Gücümüz buraya kadar yetti. Canınız sağ olsun çocuklar. Sizin zahmet bir değişiklikleri de artık yapalım ya. 3 tane gol yedik. Takımımızın benzini maalesef 60 dakikalıkmış. Bertul. Atalay 4-2. Atalay bu maçı da boş geçmedi vallahi, helal olsun ya. Herif hakikaten oraya koyduğum andan itibaren bütün maçlarda gol attı. Adam geri döndü ya. Prensimiz geri döndü ya. Kendine geldi. Karşılaşma sona eriyor. Türkiye Kupası'nda yolculuğumuz da sona eriyor böylelikle. Ellerinden geleni yaptı takımım. O yüzden onları suçlayamam. Zaten gücümüz bu kadardı. Evet. Kaçıncı turdu bu? Türkiye Kupası'nda 5. tur itibariyle yolculuğumuz sona erdi. Atalay 1 gol 1 asist. Atalay'ın da bir hemen formuna bakalım. Gerçekten burada ofansif oyun kurucu olduğundan beri 4 maç, 4 gol 1 asist. Yani bayağı fark etti. Hatta 2 maç önce tekrar kendisini ofansif oyun kurucu oynattığımda 1 gol 1 asist katkısı almışım. Bir önceki oyun kurucu, yine ofansif oyun kurucuda da bir asist katkısı almışım. Bunların hiçbiri bu arada sürpriz değil tabii. O yüzden aslında Atalay'ı nasıl oynatmam gerektiğini biraz gösteren emareler bunlar. Bu da bana ders olsun. İlk yarıda bu arada sona eriyor. Bu karşılaşmalarla birlikte ilk yarının hemen bir tablosuna bakalım. Lig tablosuna bakalım. İlk yarıyı ligde İskenderunspor lider geçmiş ama İskenderun'la aramızda sadece 2 puan fark var. 3. sıradayız. Hala puan tablosunda ara hiç açılmadı. Gerçekten bu çok güzel. Ben hakikaten bunu çok seviyorum. Yani her hafta başka birisi lider. Değil mi? Mesela bir önceki hafta bizdik gibi. Bunun dışında şöyle bir lig kupa işine bakalım. Türkiye Kupası'nda yönetimin beklentisini %70 olarak karşılamışız gibi gözüküyor.
Aslında bu yönetim beklentisi değil de performansımız %70 olarak oranlanmış. İkincilik kırmızı grupta yönetim beklentisi normalde kümede kalmak. Ama biz şu an bir üst tura, bir üst lige çıkma gayretindeyiz. Yeni başkanımız kim olacak? Tabii bunu anlamak için öncelikle eski başkanımız kimdi? Onu bir bilmemiz lazım, ben bilmiyorum. Selçuk Kavaloğlu bizim şu anki başkanımız. Güzel günlerimiz oldu kendisi. Hiçbir transfer dönemi geçirmedik ama. Evet, yeni başkanımız belli oldu. Yavuz Ersoy Sarıyer'in başkanı oluyor. Yavuz Ersoy kimdir hiçbir fikrim yok. Ama eski başkanımız katılmamış galiba başkanlık yarışına. Buradaki isimlerin hepsi başka isimler. Herhangi bir yatırım hedefi yok başkanımızın. Demek ki bizim hayatımızı çok etkileyen bir konu yok. Evet, ben biraz transferlere tabii yoğunlaşınca vaktin nasıl geçtiğini anlamadım. O yüzden biraz ilerlemişim. O sırada da konuşmadan tamamen full bir odakla ekranın içerisine bakıyorum. Yani böyle bütün ekranı izliyorum. Bir takım oyuncular transfer etmeye çalışırken. Şimdi 12 Ocak 2023'e geldik. 12 Ocak'ta transfer sezonu artık resmi olarak açılıyor. Yeni transferlerimiz var. Size onlardan bahsetmek istiyorum. Bu aradaki full konsantre zamanımda birkaç futbolcuyu transfer ettim. Birkaçıyla da yollarımızı ayırdık. Şimdi öncelikle Arif Boşluk isimli sol bek futbolcusunu sezon sonuna kadar kiraladık Trabzonspor'dan. Özellikle son birkaç maçta sol bek sıkıntımız ön plana çıkıyordu. Burada kendisinin zihinsel özellikleri ön plana çıkıyor. Bunun dışında standart bekin yanı sıra kanat bekte oynayabiliyor olması, burada iyi oynayabiliyor olması bizim için bir avantaj olacak. Hızlı hızlanması yerinde, vücut zindeliği yerinde, bu demektir ki çok kolay yorulmayacaktır. Yine dribling yeteneği önemli bizim için. Top kapması başarılı, markajı idare eder seviyede. Yani bizi bu ligde sonuna kadar götürebilecek bir futbolcu örneği kendisi. Herhangi bir bedel de vermedik bu arada. Çaykur Rizespor'dan Efe Tecimer, tamamen bir kadro derinliği olması açısından kendisine transfer ettim. Burada benim dikkatimi çeken kendisinin ilk kontrolü, driblingi orta yapması ve pas yeteneği oldu. Bunun dışında yavaş bir futbolcu değil, vücut zindeliği yine yerinde olan bir futbolcu. İki kanatta da oynayabiliyor. Ters ayaklı kanat olarak oynuyor genelde solda ama biz onu sağ kanatta da oynatabiliriz. Bir tane de yaşlı kurt transfer ettik, Mirkan Aydın. Forvet'teki alternatiflerimi çoğaltmak için kendisini transfer ettim. Zaten bir hamle oyuncusu olarak 6 aylığını aldık. Dengesi, gücü yerinde, zıplaması iyi. Hava toplarında etkili olması için aslında tamamen aldım. Bir farklı tip bir forvetimiz olsun istedim. Kafa vuruşları da yine iyi. Zaten 6 aylık çok kısa zamanlı bir transfer. Onun dışında Eren Fansa'yı zaten daha önce de söylemiştim. Eren Fansa ve Furkan Balaban'ı da yine kadromuza kattık. Bunun dışında takımımızdan Melihcan Demirci ayrıldı ki galiba hiç oynatmadım. Evet, oynatmamışım. Bir de Savaş Yılmaz. Savaş Yılmaz kendisine 1. Lig'de bir takım buldu. Keçiören Gücü'ne gidiyor ama bizim için çok da önemli değil. Bu şekilde, bunun dışında ilk yarıda oynayan futbolcularımızın şöyle bir istatistiklerine bakalım. En çok maça çıkan oyuncumuz Kaan Arslan ve galiba Emre. İlk yarıda tabii en öne çıkan performanslar Eren Aydın'ın burada 15 maç 16 gol, Berkay'ın 7 asisti olması, yine Ramazan 6 asisti oynuyor. Bunlar öne çıkan performanslardı. Atalay'ın da yine yükselen bir formu vardı son zamanlarda. Bunun dışında Taha da yine çok fazla ilk 11'de forma şansı bulmasa da 6 golle takımımıza katkı sağladı ilk yarıda. Takımımızı güçlendirdiğimizi düşünüyorum. Özellikle stoperde eksiğimiz çok büyüktü. Stoper tarafını tamamen kapattık. Sol bekte de yine aynı şekilde. Bir tane de bulabilirsem böyle savaşçı ya da iki yönlü orta saha alternatif birisini bulacağım ama çok da aceleci değilim. Bunun sebebi de aslında Abdülkadir'in, biz hep kendisini stoper olarak kullandık ama Abdülkadir'in aslında iyi de bir savaşçı oyuncu olması. Burada kendisinin top kapması, takım oyunu, agresifliği gayet yerinde. Bu ligi kaldırabilecek düzeyde. Zaten sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor. Sözleşmesini uzatmamıza gerek kalmaz eğer kötü oynarsa. Onu daha çok ben ilk yarıda stoper olarak kullandım.
Hatta şuradan göstereyim. Sadece stoper bile kullanmış olabilirim. Evet. Bir maç haricinde kendisini hep birkaç maç diyeyim hatta. Yani çok nadir maçlar haricinde kendisini hep stoper olarak kullandım. İkinci yarıda daha çok orta saha gibi kullanmayı düşünüyorum eğer birisini bulamazsam. Böylelikle 5. bölümün de sonuna geliyoruz. Önümüzde artık sadece ikincilik kırmızı grup maçları var. Bir de kenarda bir sonraki bölümde biraz daha transfer sezonuna bakarız. Böyle bir futbolcu düşürebilirsek düşürmeye çalışırız vesaire. Lig maceramız tüm hızıyla devam edecek. 5. bölümün burada sonuna geliyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.